Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte daire modelleri olan makrome mumluk yapacağız. Oldukça şık gözüken bir ürün. Tüm detaylarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Biraz teknik bir video olacak. Dilerseniz hızlandırarak izleyebilirsiniz. Ben malzemelerimizi aktarıyorum sizlere. 40 adet 1 metre uzunluğunda ip kestim. 18 santim uzunluğunda şöyle kavanozumuz bulunuyor. Kavanozun uzunluğu 18 santim. 50 santim uzunluğunda ipimiz bulunuyor. 12 adet ahşap boncuklarımızdan kullanacağız. Yapımına başlayalım. 50 santim uzunluğundaki ipimizi kavanozun şöyle boğaz kısmına geçirelim. Ve bu şekilde düğüm atalım. Düğümün şu anda pek bir önemi yok. Dilerseniz ipi masaya da kağıt bantla sabitleyebilirsiniz. İplerimizi geçireceğiz sadece. İpleri kavanoza yerleştirmeden önce şöyle bir detaydan bahsetmek istiyorum sizlere. Kavanozun tek bir kısmına 10 tane ip sığmaktadır. Bakın şöyle 2 tane tam, 1 tane de yarım model oluşuyor. Bu kısmı da tam şu ipliğin olduğu bölüme denk getirmemiz gerekiyor. Bu yarım modelde de oluşan bu bağlama kısmını gizlememiz gerekiyor. Onun için 5 tane sol tarafa, 5 tane de sağ tarafa ip geçireceğiz. 1 metre uzunluğundaki ipimizi ikiye katlıyoruz. Uçlarını güzelce eşitliyoruz. Ve daha sonra şöyle ipin arkasından getirdik. Ve oluşturduğumuz boşluktan tüm ipleri bu şekilde geçirdik ve güzelce sabitledik. 5 tane sağ kısma, 5 tane de sol kısma iplerimizi yerleştirdikten sonra kalan iplerimizin tamamını mevcut ipimize yerleştirmeye başlayabiliriz. Tüm ipleri yerleştirdikten sonra oluşturduğumuz düğümü açıyoruz. Bu kez daha sık bir düğüm atmamız gerekiyor. Şu ipleri biraz çekiştirelim. Şimdi bu ortadaki ipi keselim. Diğer mumluklarımızda da yaptığımız işlemin aynısını yapalım. Fazlalıkları silikonla güzelce sabitleyeceğiz. İplerimizi güzelce ayırdıktan sonra yapımına başlayabiliriz. Şöyle bir tane düğüm sol taraftan, bir tane düğüm de sağ taraftan ayıralım öncelikle. Daha sonra sol taraftaki şu iki tane düğümü alıyorum ve onların da sağ ve sol taraftaki iplerini ayırıyorum. Daha sonra sağ taraftaki ipi alt tarafa, sol taraftaki ipi de üst tarafa getirerek şöyle bir şekil oluşturuyorum. Ortada bulunan iplerden sağ tarafta olanı alıyorum. Şöyle üzerine atıyorum ve boşluktan bu şekilde geçirdim. Bu işlemi bir kez daha yapıyorum. Düğümü güzelce sabitleyelim. Aynı ipi bakın sağ elimdeki ipi hiç bırakmadım. Yine üzerine attım ve boşluktan çektim. Güzelce sabitledim. Bu kez sol tarafta ortada olan ipi örmem gerekiyor. Sağ elimle bu iki tane ipi tuttum. Alttan getirdiğim ipi, sol taraftaki ipi üzerine attım ve şu boşluktan çektim. Bunu da güzelce sabitledim. Bir kez daha atıyorum aynı ipi. Boşluktan getirdim ve güzelce sabitledim. Daha sonra sağda ve solda olan iplerimi çekiyorum. Şöyle birbirlerine birleştirdim. Gördüğünüz gibi. Sol tarafı ördükten sonra hemen sağ tarafa geliyorum. Bir tane ipimi ayırmıştım. Yanındaki iki tane ipi aldım. Sağ ve soldaki ipleri de ayırdım. Alttan şöyle getirdim. Bu şekilde şekil vermiş oldum. Sağ alt tarafta bulunan ipi aldım, üstüne attım ve boşluktan bu şekilde geçirdim. Bir kez daha atıyorum aynı ipi. Güzelce sabitledim. Bu kez sol elimde olan ipleri sağ elime alarak şöyle alttan getirdim sol taraftaki ipi, üzerine attım
ve boşluktan çektim. Aynı ipi bir kez daha attım. Boşluktan çektim. Sağ ve solda bulunan ipleri de şöyle dikkatli bir şekilde çekerek birleştirme işlemini gerçekleştirdim. Sağ ve sol taraf bitti. Şöyle gördüğünüz gibi ortada bulunan şu 4 tane ipimi örmeye başlayacağım. Bunun için sol en baştaki ipi alıyoruz. Ve ortadaki de şu ipi, bakın 2 tane ip var ya, onun en başında olan ipi aldım. Alttan getirdim. Üzerine attım. Bu şekilde ördüm. Bir kez daha atıyorum aynı düğümü. Şöyle aldım ve sabitledim. Daha sonra hemen altta bulunan ipi, yani aldığım ipin yanındaki ipi aldım. Alttan getirdim, üstüne attım ve bu şekilde çektim. Aynı ipi bir kez daha atıyorum. Bu şekilde sol tarafı bitirmiş oldum. Sağ tarafa geldim. Sağ tarafta da bulunan, bakın şu en baştaki ipi sol elime aldım ve alttaki şuradaki bulunan ipi de aldım. Üstüne attım. Güzelce sabitledim. Aynı ipi bir kez daha atıyorum. Güzelce sabitledim. Hemen yanında bulunan ipi aldım. Üstüne attım. Bir kez daha. Bu işlemi de yaptıktan sonra sol elimdeki ipi bırakmıyorum. Sol taraftaki ipi de aldım sağ elimle. Yine aynı şekilde şöyle bir şekil oluşturdum. Bu boşta olan ipleri örmemiştik gördüğünüz gibi. Solda ve sağda birer tane. Şöyle alttan getirdim sağ taraftaki ipi. Oluşturduğum şeklin üzerine attım ve boşluktan çektim. Güzelce sabitledim. Bir kez daha attım aynı ipi. Onu da bu şekilde sabitledim. Sonra sağ elime alıyorum oluşturduğum şekli. Sol aşağıdan aldığım ipi üzerine attım. Boşluktan aldım. Aynı ipi bir kez daha attım. Ve güzelce çektikten sonra sağ ve solda bulunan iplerimi güzelce çekiyorum. Yanlış ipi tutmuşum. Şöyle sabitledik. Bakın gördüğünüz gibi yarım model oluştu şu kısımda. Şimdi modelimize devam edeceğiz. Tüm modelin ilk başlangıcı bu şekilde olacak. Sol taraftan ikişer tane ip öreceğiz. Sağ taraftan ikişer tane ip öreceğiz. Ortada bulunan 4 tane ipimizi ördükten sonra modeli oluşturmaya başlayabiliyoruz. Sol tarafa geldik. Sol tarafta da ördüğümüz iplerden olan şu sağ taraftaki ipi sağ elime aldım. Videoyu izlerken lütfen sarmadan izlemeye önem gösterin. Çünkü teknik bir video olduğu için karışıklık olabiliyor yani. Gerçekten şimdi ben bunu gösteriyorum sizlere detaylı bir şekilde. Ama inanın gözünüzü buradan ayırdığınız an kafanız karışır. Hani net bir şekilde sürekli şeyde söyleyemiyorum. Sağ taraftaki ip, sol taraftaki ip daha da karışık olmaması için. O yüzden dikkatli bir şekilde izlemenizde fayda var. İki tane ipi örmüştük. Yani şu 4 tane örülen iplerden sağda bulunan ipi sağ elime aldım. Daha sonra hemen yanındaki modelin şöyle alt tarafından aldım bir tane ip. Üzerine atarak örmeye başlıyorum. Şöyle güzelce sabitledim. Aynı ipi bir kez daha attım. Ve güzelce sabitledim. Bir tane daha alıyorum. Boşluktan güzelce çektim. Sağ kısmı örmüş olduk. Yani sağ taraftan ortadaki modelden 2 tane ip aldık. Onlarla modelin kalan kısmını oluşturduk. Sağ taraftaki ipleri bırakıyorum. Artık onlarla işim bitti.
Şimdi sol tarafta bulunan ipi sol elime aldım ve bir tane ip boşta bırakmıştık ya. Şimdi onları öreceğim. Alttan getirdiğim ipi üzerine attım. Bu şekilde. Bir kez daha atıyorum aynı ipi. Hemen yanındaki boş ipi aldım. Üzerine attım. Bir kez daha. Bu şekilde de sol kısmın yarım modelini oluşturmuş olduk. 4 tane sağ tarafta, 4 tane de sol tarafta ipim bulunuyor. Bunu da şöyle öreceğiz. Sol taraftakileri ayırdım. Bu ipi sol elime aldım ve ortada bulunan ipi getirdim, üzerine attım ve bu şekilde örmeye başlıyorum. Tekrar üzerine attım. Hemen yanındaki ipi aldım. Sağ tarafı ördüm fakat bir tane boşta olan ipim var. Onu da birazdan öreceğim. Sağ taraftaki ipi bırakıyorum artık. Sol tarafta bulunan ipi sağ elime aldım ve ortada en başta olan ipi alıyorum. Üzerine attım ve bu şekilde örmeye başlıyorum. Hemen yanında bulunan ipi aldım. Onu da ördüm. Sağ elimdeki ip sabit duruyor. Bu ipi sol elimle aldım ve yine aynı şekli oluşturduk bu şekilde. Boşta olan iplerimi aldım, sağ tarafta olanı üzerine attım. Boşluktan getirdim. Bu şekilde sabitledim. Tekrar aynı ipi atıyorum. Sağ kısmı ördük. Sağ elime alıyorum. Sol alt tarafta olan ipi getirdim. Modelin üzerine atıyorum ve boşluktan çekiyorum. Aynı ipi bir kez daha attım ve bu şekilde boşluktan çektim. Daha sonra sağ ve solda bulunan iplerimi dikkatli bir şekilde çekerek modeli tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi daire bu şekilde tamamlandı. Biraz karışık gözükebilir ama eliniz alıştıktan sonra ve dikkatli bir şekilde videoyu izledikten sonra emin olun yapabilirsiniz. Yani herhangi bir zorluğu yok. Tüm detaylarını aktarmaya çalışıyorum size. Sadece çok fazla sağ sol demek istemiyorum kafanız karışmasın diye. Yani bu dediğim zaman lütfen videoya bakın. Hangi elime hangi ipi aldığımı dikkatli bir şekilde görebilirsiniz. Videoyu yavaşlatarak da izleyebilirsiniz. Şimdi ben sağ tarafa geçiyorum. Şöyle iplerimi ayırayım. Ortada bulunan iplerimden iki tanesini alıyorum. Bunları öreceğim çünkü. Şöyle bu ipi sol elime aldım. Ortada aldığımız iplerden bir tanesini aldım. Üzerine atıyorum. Ve boşluktan çektim. Aynı ipi bir kez daha attım. Boşluktan çektim. Hemen yanındaki ipe geçtim. İki tane ip zaten örüyoruz. Bu şekilde. Sol kısmı ördüm. Şimdi sağ kısma geliyorum. Sağ kısımda da bir tane boşta bulunan ipimiz vardı. Sağ elime aldım bu ipi. Alttan getirdiğim ipi üzerine attım ve örmeye başlıyorum. Evet, sağ kısmı da ördükten sonra 4 tane ipim sağda var. 4 tane de sol tarafta bulunuyor. Sağ tarafta olan ipi sol elime aldım.
Şöyle 3 tane ipim kaldı. En baştaki ipi alıyorum. Üzerine attım. Bu şekilde. Her ipi 2 kez atıyoruz. Hemen yanındaki ipi aldım. Sağ taraf bitti. Şimdi sol tarafa geldim. Sol tarafta da 4 tane ipim olması gerekiyor. Başta bulunan ipi sağ elime aldım. Ve orta tarafta en başta olan ipi de alttan getirdim. Üzerine attım ve boşluktan çektim. Bir kez daha aynı işlemi yapıyorum. Yanındaki ipi aldık. Sağ elimde bulunan ipi hiç bırakmıyorum. Hemen sol elimle sağ taraftaki ipi aldım. Ve şu modeli tekrar oluşturdum. Sağ alt tarafta olan, boşta olan ipimi bu şekilde üzerine attım. Güzelce sabitledim. Bir kez daha attım aynı ipi. Sol tarafa geldim hemen. Bakın hemen elimi de değiştiriyorum yani. Bu oluşturduğum şekli sağ elime alıyorum. Sol boşta olan ipimi de üzerine atıp modeli tamamlayacağım. Bir kez daha. Evet. Solda ve sağda bulunan iplerimi de dikkatli bir şekilde çekerek diğer modelimi oluşturdum. Gördüğünüz gibi ilk sıramızı oluşturduk ve hemen yan tarafa geçip aynı modeli oluşturmamız gerekiyor. Bunun sebebi şu köşelerde bağlama işlemini yapmamız için yan tarafı da örüp o şekilde birleştirmemiz gerekiyor. Yani hemen alt sıraya inersek bu köşeler boş kalır ve görüntüsü pek de hoş olmaz. Yapmış olduğumuz bu modeli kavanozun tüm çevresine uyguladık. Daha sonra iki modeli birleştirmeye başlayabiliriz. Ben tüm çevresine modeli yaptım ve şöyle çeviriyorum. İki modelin arasındaki şöyle iki tane sağdan, iki tane de sol taraftan aldığım iplerle kare düğüm tekniğini uygulamaya başlıyorum. Şöyle en baştaki modelin tam ortasından 4 tane ipi aldım. Gördüğünüz gibi sessiz bir şekilde örmeye ben devam ediyorum. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Modelimizi yapmaya devam edelim. Tüm modellerin altına bu birleştirme kısımlarını yaptıktan sonra orta kısma geldik. Ortada mevcut 4 tane ipimiz var. Bir de onun sol tarafından 1-2 tane ipi alıyorum, öreceğim. Bir de sağ taraftan 1-2.
Yani sağ ve sol taraftan ikişer tane daha ip aldık. Ve hemen örmeye başlıyorum.
Sağ ve sol taraftaki daire modellerimizi de yaptıktan sonra şimdi ortaya sadece gördüğünüz gibi bir tane daha model yapacağız. Şöyle ortadaki 4 tane ipimi öncelikle alıyorum. 2 tane sol taraftan, 2 tane de sağ taraftan iplerimi alıyorum ve ortadaki modeli oluşturmaya başlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde modelimiz bitiyor. Yani mumluğun tüm çevresine aynı işlemi yapacağız. Tekrar söylüyorum, biraz karışık gözükebilir ama mantığını anladıktan sonra gerçekten o kadar hızlı yapacaksınız ki ve çok da güzel bir görüntüsü var. Yani mumluk olarak, perde olarak, runner olarak makramenin çoğu alanında da bu modeli kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir model. 1 metre uzunluğunda kesmiştim ben ipleri. Sadece şöyle 2 tane ipimiz birazcık kısa kalıyor diğer iplere nazaran. Yani kavanozun şöyle tam ucu ucuna geliyor diyelim. Ama isterseniz siz 1 metre 10 santim uzunluğunu kesebilirsiniz ipi. Modeli tamamen oluşturduktan sonra şu kısa olan iplere boncuk geçireceğiz. Bu arada modeli bana bir tane takipçim gönderdi Instagram üzerinden. Siz de yapılışını merak ettiğiniz modelleri Instagram sayfamdan bana iletebilirsiniz. Boncuğumuzu geçirdikten sonra hemen çevirdim. Yan taraftaki modellerin arasından şöyle iki tane daha ip aldım. Bir tane sağdan, bir tane de soldan. Onlara da boncuk geçireceğim. Boncuklarımızı da bu şekilde geçirdikten sonra artık boyunu eşitleyip püskülleri taramaya geçebiliriz. Şöyle kavanozu kaldıralım. Tam kavanozun hizasından iplerimizi kesmeye başlayalım. Biraz uzun keselim her ihtimale karşı. Çok fazla dipten kesmeyin lütfen. Bu kaba bir kesim zaten. İpleri taradıktan sonra da zaten tekrar keseceğimiz için çok fazla kısalma olmasın.
Evet, bu şekilde kestikten sonra şöyle dişli bir tarağım var. Önce kalın dişlerinin olduğu taraftan taramaya başlıyorum. Tüm püskülleri güzelce taradıktan sonra artık ön kesime geçebiliriz. Şöyle kavanozu hafif kaldıralım. Ve yine çok dipten olmayacak şekilde şöyle kaba bir kesim yapalım. İplerin uçlarını keselim. Çünkü tararken çok fazla düğüm olduğu için uçlarında tekrar tarayıp düzleştirmede işimizi zorlaştırabilir. O yüzden şöyle uçlarını güzelce keselim. Bu işlemi de yaptıktan sonra şu boncukları arada bir düzeltmeniz gerekiyor. Çünkü tararken kayıyor boncuklar iplerle birlikte. Şimdi tamamen net bir kesim yapabiliriz. Kavanozu biraz masanın ön tarafına doğru aldım. Tekrar tarıyorum. Böyle güzelce kesim yapmaya başlıyorum. Artık net kesim yapabiliriz. Şimdi ipleri güzelce tarayalım. Düzleyelim. Ve makası kavanozun alt kısmına getirip şöyle güzelce kesmeye başlayalım. Kavanozu biraz masanın üzerine götürdüğünüz zaman püsküllerin masaya değmemesi gerekiyor. Bakın bu şekilde görebiliriz. Şuraların biraz daha kesilmesi gerekiyor. Onları da şöyle ayarlayacağım. Tarayıp püskülleri mumluğu güzelce çevirelim ve gözünüze uzun gelen yerleri tekrar kısaltın. Evet, ürünümüz bitti. Ben şimdi mumlarını yakıp sizi görsel şölenle baş başa bırakıyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık ve şahane görüntüleri var. İnanılmaz güzel oldular. Tüm detaylarını eksiksiz bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım verimli bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.